sevgili üniversite öğrencisi adayı. Biliyorum tercih zamanın geldi. Kafanda karışık haliyle. Biz genç psikolojik danışmanlar olarak sana yardımcı olmak istiyoruz ve bunun için de biz video serisi başlattık. Farklı farklı üniversitelerden arkadaşlarımızla bir araya gelerek üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sana tanıtmak istiyoruz. Belki kafandaki soru işaretlerine bir nebze de olsa yardımımız dokunur. Ben Hatice, Malatya İnönü Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Sana Malatya İnönü Üniversitesi'ni tanıtmak istiyorum bu videoda. Öncelikle Malatya'dan başlamak istiyorum. Malatya, Doğu illerinin güzel şehirlerinden bir tanesi. Açıkçası çok karışık bir şehir değil, çok kolay bir şehir. Birkaç kere çarşıya gidip gelmekle her yeri öğrenebiliyorsunuz. Malatya'nın insanları da çok güzel, öğrenciye karşı gayet kibarlar. Bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım bu konuda. Hatta bir şey alacağımız zaman bile öğrenci olduğumuz için indirim yapan birçok esnaf var açıkçası. Malatya'nın ulaşımı tramüs denen metrobüs, otobüs karışımı elektrikli bir araçla sağlanıyor ve otogardan üniversiteye kadarki güzergahta hareket ediyor. Bu tramüsle istediğiniz çoğu yere kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Tramüsle gidemediğiniz yerlere de farklı otobüslerle gitmeniz gayet kolay. Bir de Malatya'nın iklim koşullarından bahsetmek istiyorum. Çoğu doğu iline göre bence o kadar da soğuk bir il değil. Ben de açıkçası doğuda yaşıyorum. Ama yaşadığım şehre oranla çok soğuk ya da çok sıcak değil. Zaten yaz aylarında Malatya'da olmuyorum. O yüzden çok fazla bir bilgim yok. Sıcak olduğu söyleniyor ama kışında yani her ilde olduğu kadar soğuk oluyor. Ama böyle aşırı derecede soğukta bu zamana kadar karşılaşmadım. Malatya ucuz bir şehir. Bence maddi açıdan zorlanmazsınız. Diğer büyük şehirlerdeki arkadaşlarıma oranla ben geçimimi daha rahat sağlıyorum onlardan. Barınma olanaklarından bahsetmek istiyorum. Ben yurtta kalıyorum. Maalesef. Neyse ki benim yurdum yeni yapılan bir yurt ve diğer yurtlara oranla daha lüks bir yurt. Yarı özel olduğu için de daha konforlu oluyor diğer yurtlara oranla. Yurdumun çok kalabalık olmasından şikayetçiyim. Yemeklerini sevmiyorum. Diğer yurtta kalan arkadaşlarım da sevmiyorlar. Hani farklı yurtlarda kalan arkadaşlarım da sevmiyorlar. Genel olarak yurt yemekleri zaten beğenilmiyor. Gelelim üniversitemize. Üniversitenin yani kampüsün girişinden girmiyor tramvay. Araştırma hastanesinin oradan giriyor. Ulaşım konusunda bu sıkıntılı bir durum. Çünkü üniversitenin içinden geçen tramvayın içinden hani ilk durak araştırma hastanesi olduğu için orada yaşlılar ve diğer yolcular da biniyor. Aşırı derecede kalabalık bir ortam oluşuyor. Bunun için hala çalışmalar sürüyor. Böyle biliyorum ben. Yani üniversitenin için ayrı bir renk sistemi kurulacağını biliyorum. Umarım ben mezun olmadan bu sistem kurulur. İlk durak araştırma hastanesi dediğim gibi. Oradan kampüsün içine yavaş yavaş diş hekimliği tıp fakültesi diye giriyorsunuz ve her fakülteye yakın bir durak var. Fakültenizin yakınındaki duraktan inip yürüyerek 2 dakikada kolayca fakültenize ulaşabiliyorsunuz. İnönü Üniversitesi köklü bir üniversite. 1975 yılından bu yana hizmet vermekte. Kampüsümüz güzel, büyük. Diğer mesela kampüs olmayan üniversiteler biliyorum. Fakültelerimiz pembe yol üzerinde bulunuyor. Yani pembe yol denilen dümdüz bir yol var. Sağda solda fakülteler var. Eğitim fakültesi neredeyse kampüsün ortalarında sayılır. Her yere de yakın, merkezde gibi bir şey kampüsün. Üniversitemiz akademik kadro açısından da kaliteli bir üniversite bence. Derslerimize profesörler, doçentler, yardımcı doçentler giriyor genel olarak. Derslerimizi amfilerde ya da normal sınıflarda işliyoruz. Sınıfın kalabalık olup olmamasına bağlı tamamen. Bazı derslerde birleşiyoruz ve kalabalık oluyoruz. O yüzden amfide işliyoruz. Bazı derslerimizi de sadece şube olarak işlediğimiz için bir 40-45 kişilik normal sınıfımızda, yani şu anda lisedeki sınıfınızın birazcık daha büyüğünü hayal edin. O şekilde sınıflarda işliyoruz. Bu sınıflarımız fakültemizin içinde, amfimiz de ayrı bir binada. Ama yine de eğitim fakültesine yakın bir bina. Üniversitede etkinlikler oluyor tabii ki. Benim size tavsiyem ilk yıldan topluluklara üye olmaya çalışın. İnönü Üniversitesi'nde birçok topluluk var. Gerçekten çok fazla. Hatta böyle ilk zamanlarda hızınızı alamayıp hepsine kayıt olmak bile isteyebiliyorsunuz. Bazı topluluklar çok güzel, çok aktif çalışıyorlar ve bence
faydalı işler yapıyorlar. Böyle topluluklarda yer almaya özen gösterin. Festivaller, yani diğer üniversitelerde bu durum nasıl bilmiyorum ama İnönü Üniversitesi'nde yılda bir kere genelde festival oluyor. Bahar Festivali ya da Kahve Festivali. Konserlerimiz bu festivallerin olduğu dönemde oluyor. O kadar başka bir festival falan olmuyor üniversitede ama yine de güzel, eğlenceli oluyor. Kütüphanemiz güzel, 3 katlı, aydınlık, birçok kaynağın bulunduğu bir kütüphane. Yemekhanemiz tam merkezde yer alıyor. Günde 2 öğün yemek çıkıyor. Genel olarak yurt yemeklerinden çok çok daha güzel yemekler çıkıyor. Zaten haftalık olarak bir liste yayınlanıyor internette. Sevmediğiniz bir yemek olduğunda gitmiyoruz. Onun için de kafeler var. Her fakülteye yakın mutlaka bir kafe var. Oralardan da yemek, çay, kahve ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Kampüs hayatı genel olarak güzel. Yani yapılacak aslında çok fazla bir şey yok. Ama yine de sakin ve huzurlu bir zaman geçirecekseniz bence kampüs gayet güzel, yeşil. Ben çok seviyorum kampüste vakit geçirmeyi. Genel olarak Malatya'dan ve İnönü Üniversitesi'nden memnun muyum? Memnunum. Zaten çok çeşitli insan yok. Genel olarak çevre illerden, Maraş, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerden öğrenciler geliyor. Şehir olarak güzel, sakin bir şehir. Yalnız böyle çok aktif, hareketli bir şehir bekliyorsanız bu konuda beklentilerinizi karşılamayacaktır. Malatya ve İnönü Üniversitesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım kararsızlığın konusunda sana birazcık yardımcı olabilmişimdir. Genç psikolojik danışmanları takip etmiyorsan bence kanala abone ol ve gelecek videoları takip et. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.